Global ekonomide kısa ve uzun vadede temel fırsatlar ve dikkat edilmesi gereken konular neler? Merhabalar. İlk önce onu diyebilirim ki, yani ticari savaşların neticesi, son durumu izlemek lazım. Yani bugünlerde büyük bir beklentiler var Amerika'dan Çin olan konuşmalardan. İkincisi ve en önemlisi, ve bu çok konuşulur, bugün de G20'de, ben sabah baktım, konuşulurdu. Bu dünya institutların reformu konusu var. Yani burada WTO'nun, World Bank'ın, IMF'ın demeli yeni reallıkta çalışması, bir reformu önemli. Yani ki reform olmalıdır. İşte çok konuşulur ama onun son neticeleri ne olacak? Yani bugünlerde konuşup bir netice çıkartmalıdırlar. Sonuçta da yani elbette ki federal rezerv sisteminin reytlerinin ve bu ilin yani artışlar olmalıdır. Şimdi konuşurlar ki artış yok, biraz indireceler reytleri. Yani ona bakmak lazım. Bizim geliştirme olan ülkeler için de bu çok önemli. Peki küresel finans piyasalarının önümüzdeki dönemde karşılaşacağı zorluklar neler olabilir? Vallahi bu çok zor bir sualdı. Ona cevap bilseydik. Bence elbette ki likvidite bir riskleri var. Reytlerin bir riskleri var. Geliştirme ülkelerin, İndiya'nın, Çin'in, Türkiye'nin de bu finans dönemden güçlü çıkması önemlidir. Yani onlar bu yeni sanksiyon riskleri emele gelir dünyada, biliyorsunuz. Amerikan politikasına göre bu S-400 konusu, bunların hepsi dikkat merkezindedir ve onları izlemek lazım ve ben bunları bir büyük bir riskler kimi görüyorum yani sonuçta. Son olarak konferansla ilgili izlenimleriniz neler? Çok iyi bir katılım oldu, çok iyi bir panelçiler oldu. Ben çok mutluyum burada bir davet almak için ve çok memnunum bu konuşmalardan. Teşekkürler.